Selamlar, saygılar herkese. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün 02.09.2023 saat sabah 8.07. 7'yi 20 geçiyor. Evet. Öyle ikinci ordunun Çöşnük tarafından yukarı doğru çıkıyoruz şimdi. Burada İnderesi Çöşnük'te bazı devam eden kontrollü yıkımlar vardı. Şimdi oraya bir geçelim. Mahallenin durumuna bakalım. Daha sonra da Çöşnük'ten biraz görüntü alacağız. Bugün gün içinde gidebildiğim yerlere gitmeye çalışacağım. Sağ tarafımız 2. Ordu. Üst tarafındayız da. Üst bölümdeyiz. Şöyle şu kenara park edeyim ben. Hemen zaten buradan başlayacağız görüntü almaya. Şöyle inelim. Şimdi dediğim gibi karşı taraf 2. Ordu. Burası İnderesi Çöşnü'nün başlangıç noktası. Buradan aşağıya doğru Devlet Hastanesi'nin olduğu bölüm çarşıya doğru gidiyor. Şimdi bakın burada bu köşede boşaltılmış bir bina mevcut. Hemen hali hazırda. Yandaki binada bir boşaltılma şeyi görünmüyor. Zaten altındaki dükkan satılıkmış. Sol tarafta taşıyıcılar apartmanları var. Burada da konaklamalar mevcut görünüyor. Ama şöyle yukarı doğru çıkalım. Arabanın camını açık unutmuşum. Onu bir kapatayım. Hopsuz. Kapattık. Bakın burada zaten şöyle bakınca da yapılan kontrollü yıkımları görüyoruz. Burada bizim, burası bizim eski mahallemiz. Uzun bir süre oturduk burada. Bu yolun sonu Jandarmaya Beydağ Tabiat Parkı'na çıkıyor. Bakın burada. Sol taraf sağlam. Bu sağ taraf yıkılmış, kontrollü yıkım yapılmış bir alan. Burası, karşı tarafta zaten şöyle göstereyim. Dağları görüyorsunuz. Beydağ'ın devamı böyle yukarı toroslar. Aslında yüksek kesimler, zemin olarak sağlam bölümler. Buradaki bu kontrollü yıkım yapılan binaların birçoğu eski yapıydı. Onu söyleyebilirim yani. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Yavaş yavaş makine sesleri de gelmeye başladı. Kontrollü yıkımlar devam ediyor. Çünkü bakın aynı hat üzerinde sol tarafta bir şey yokken sağ taraf tamamen yıkım yapılmış bir alan. Bunlar da mesela taşıyıcılar kooperatifinin devamları. Bakın bunlar da sağlam. Böyle arkadaki binalar da boşaltılmış.
Şimdi şu aradan belki o mahalleye de bakarız. Burası böyle boşaltılmakla boşaltılmamak arasında kalmış bir bina gibi. Bir katında boşaltmışlar, diğerleri duruyor. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Şöyle yukarı doğru. Bakın bu köşede. Şimdi şurada şu ortada bir bina var. Oranın boşaltıldığını, şöyle şu bina camlarının falan söküldüğünü görüyoruz. Şöyle bir ara sokağa bakalım. Sokaklarda bir şey var mı? Ona bir bakalım. Dediğim gibi bu yapıların eski yapı olduğunu biliyorum. Zaten mesela çatıların tahtalarından, çatı tuğlalarından da anlaşılıyor. Şöyle baktığınız zaman. Bakın ha. Çünkü aynı hat üzerinde hatırı sayılır derecede sağlam yapı da mevcut. Bakın arkada mesela yeni bir yapı var. O duruyor. Bakın bu taraflar sağlam. Görüntü. Öyle. Arabalardan da anlıyoruz ki burada evlere geçilmiş, oturulmakta yani. Şöyle görüyorsunuz. Tekrar yola doğru çıkalım. Biraz da yukarıya doğru bakalım. Daha sonra Çöşnü'ye doğru gideceğiz. Arka tarafta görünen cami Hazreti Ömer Camii. Belki aranızda bilenler olacaktır. Bugün zaman bulursam başka yerlere de gitmeye çalışacağım. Bir 5-6 mahalleye gitmeye çalışacağım. Sivas Caddesi'nde yeniden yıkımlar başladı mesela. Hatta bir gidebilirsek Bostanbaşı'na gitmeye çalışalım. Bostanbaşı'nda 6'şar 6'şar 7'şar 7'şar patlatarak yıkımlar devam ediyor. Artık o seviyelere geldi yıkımlar. Hatta ki bizim eski evimiz burasıydı. Sanırım. Şimdi tam seçemedim ama evet. Altında bakkal ve fırın vardı. Burayı da kontrollü bir şekilde yıkmışlar. Burası boşaltılmış Bahadır Apartmanı. Şurada bir şu bina boşaltılmış gördüğüm kadarıyla. Karşı taraf jandarma 15. bölge müdürlüğü zaten. Hemen onun üst tarafı da dağlar. Evet, İnderes Çöşnük'ten kontrollü yıkım yapılan bölümlerden görüntüler bu şekilde. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Şöyle inelim aşağıya doğru.